seyircilerimiz, gecenin üçüncü bautında middleweight mavi köşede Beijing Dragons'dan Matej, Dujic. Ve kırmızılı köşede İstanbul Bosphorus takımından Khositashvili, Jaba. Jaba Khositashvili ile Matej Dujic karşılaşacak 73 kiloda ve bu kez de yanımızda 2004 yılında olimpiyat ikincisi sporcumuz sevgili Atakül Yalçık Bey var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, 1-1 durum şu anda. Az önce Bünyamin banka saf dışı bıraktı. Şimdi de 73 kiloya geçiyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Nasıl bir akşam? Senden yorum rica edelim. İstanbul Bosporus'un formu hakkında. Maça 1-0 zaten geride başladık, walkover. Üçeyimiz zaten maçı alsa da kaybetse de zaten 1-0 geride başladık. Bünyamin'in galibiyeti diğer takım arkadaşları için de şu anda var olalım. İnanıyorum ki Jaba da bu maçı rahat bir şekilde kazanıp takımımızı 2-1 öne geçirir. Evet, bu anlama için de çok önemli. Daha önceden de ifade etmiştik. İstanbul Bosphorus bugün öncesinde 2 puanla son sırada, Beijing Dragons'un 3 puanı vardı. Bugün alınacak 3 puan rakibin üzerine çıkmak anlamına gelecek. Tekrar dedim, 73 kilo Jaba ile Matej Dujic karşı karşıya geliyor. Gecenin 3. müsabakası. Yine çok önemli 5 round bizi bekliyor ve ilk rounda başladık. Jaba'nın ilk roundlara göre sakin olması lazım. Çünkü geriye 5 round daha var. İlk roundlar kontrollü, sakin. Rakibini üstüne gitmeden kondisyonunu 5 rounda yayması lazım. Tam tersine biraz daha sanki hareketli başladı gibi Jaba. Jaba Gürcü milli takımında da 69 kilogramda. Gürcü milli takımının birinci adamı kendisi. İyi, kaliteli bir boksör. Bu gece ondan da galibiyet bekliyoruz. 73 kiloda Jaba Dujic ile karşılaşıyor. Alacağı galibiyet 3. müsabakada büyük önem taşıyacak. Ve İstanbul Bosporus 2-1 öne geçmiş olacak bu gece. Sevgili seyirciler, 1 dakikayı da geride bıraktık bu arada ilk roundda. Boksörün de son derece hareketli ve istekli başladığını da belirtelim. Görüldüğü üzere Jaba'nın kafasını sokmaması lazım rakibe. Distans, yani rakibe yumruk mesafesinde
kapalı gardla oynaması lazım. Evet, açık şu an dövüşüyor. Şu anda biraz. Evet, biraz açık dövüşüyor. Kafasını da kaldırıyor. Kafasını aşağı yayıp biraz daha kapalı dövüşmesi lazım. Bu roundda da biraz sakin olması lazım. Kondisyonunu 5 rounda yayabilmesi için. Evet, çünkü henüz ilk round, senin de söylediğin gibi Seyfi Atay'ın Yalçınkaya. Kafasını çok dikerek gidiyor rakibinden. Her an bir kontra yumruk alabilir gelişine. Biraz önce bir gelişine bir tane zaten sağ direkt aldı. Kapalı ve kafa aşağıda yumruk mesafesinde distansta rakibin üstüne koşmadan gitmeden adımlarla Jaba'nın kontrollü bir şekilde rakibine gitmesi lazım. Evet, bu arada az önce köşeye sıkıştırır gibi oldu Jaba. Evet, bir sağ bir sol denemesi. Jaba'nın ben bu maçı rahatlıkla alabileceğini bu roundda gözlemledim. Evet. Bu maçı rahatlıkla kazanabilecek bir sporcu. Karşısındaki rakibi de o kadar iyi değil gözlemlediğim kadarıyla. Evet, size olarak da çok bir fark yok iki boksör arasında. Evet, hakem araya girdi. Son 30 saniyenin içindeyiz ilk roundda bu arada. Sevgili seyirciler, 73 kiloda İstanbul Bosphorus adına Jaba ve Beijing Dragons adına da Dujic karşı karşıya geliyor. Şabalık burada yine alkış aldı. Round'un sonlarına doğru. Evet. Jaba'dan bir atak geldi. Bakalım puanlama nasıl olacak ama şunu da ifade edelim. Jaba iyi mücadele etti diyebiliriz. Çok büyük ihtimalle önde. Onu da kusup puanlama sistemiyle önde. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye Boks Federasyonu bu organizasyonu tabiri caizse alelacele Ayba'dan, WSB'den devraldı. Daha önce geçen seneki organizasyonlarda İstanbul takımı adı altında. Puan ekranda ve evet. Düşündüğümüz gibi çıktı. Jaba her üç hakemden de puanları aldı. Seneye daha kaliteli, daha hazır bir takım inşallah göreceğiz. Evet, 10 hafta sürecek. Heyecanda 5. haftada olduğumuzu bir kez daha yineleyelim. Dünya Boks serisinde İstanbul Bosphorus maçı da erken bitirebilir tahminimce. Evet, ikinci rounda geçiyoruz. İlk roundda puanlar avantaj olarak Jaba'nın hanesinde. Kontrollü, kafayı dikmeden yukarıda, gardını yukarıda tutması lazım. Kroşelerle etkili olmaya çalışıyor Jaba. Kontrolü gitmesi lazım adımlarla. Girip çıkması lazım Jaba'nın ayaklarıyla. Rakibe böyle direkt baskı değil de ayaklarıyla girip çıkması lazım. Evet, ilk rounda göre zaman zaman biraz daha kapalı dövüşüyor diyebiliriz. Köşedeki teknik adamlar da gerçekten evet, baş antrenörlük, teknik direktörlük yapmış hocalarımız Esat Çelik ve Seyfi Abdullah'lar. Evet. Gerekli talimatları vermişlerdir round arasında. Birinci round'a göre biraz daha kontrollü. Savurmaması lazım. Yumruklarını savurmaması lazım. Görerek yumruk atması lazım Jaba'nın. Evet, çünkü boşa gidiyor. Evet. Boşa gittiği her yumruk Jaba'nın kendini yorar. Kondisyonunu bitirir. Evet, o istekli arzulu mücadelesi devam ediyor. Rakibin üstüne gitmeyi tercih ediyor Jaba şu ana kadar. Bir de Jaba tek yumruklarla etkili olmaya çalışıyor. Tek sol kroşe ve sağ kroşe. Evet, iyi bir sağ, güzel bu arada. Sağ direkt geldi. Evet. Tam adrese gitti. 1,5 dakikayı da geride bıraktık bu arada ikinci roundda. Savurmaması lazım Jaba'nın, dediğim gibi görerek yumruk atması lazım ve de tek yumruğa gitmemesi lazım. Evet, seri yumruklar yakın göremedik. Yakın mesafede evet seri yumruklarla etkili olması lazım Jaba'nın. Evet, uyarı geldi bu arada. Dujic'e belden aşağı vurmaması yönünde. Şimdi
Evet, doğru zamanda doğru hamleyi bekliyor Jaba. Son 40 saniyenin içindeyiz. İkinci roundda yine rakibini köşeye doğru sürükledi. Güzel bir sağ direk geldi, evet. Evet, iyi bir sağ direk geldi. Ve şimdi hakem artık müdahaleyi yaptı. Evet, ikinci roundda aslında Jaba'nın istediği gibi sonuçlanacak gibi gözüküyor. Jaba'ya göre rakibi zayıf zaten. Bu rakibini rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Takımımızı inşallah güzel bir sağ direk geldiğinde son evet, saniyede. Takımımızı inşallah bu galibiyetle 2-1 öne geçirecek. Çin takımı gerçekten kafaya oynayan bir takım. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Burada Çin'den alınacak 3 puan gerçekten çok önemli. Evet, 3. rounda geçeceğiz birazdan. Evet, puanlamada yine 2. roundda Jaba'nın önde olduğunu görüyoruz. 3 hakemden de puanları almış. Evet, ifade ettiğimiz gibi ilk 2 roundda sıkıntı yok. Tıpkı 61 kiloda Bünyamin Aydın'ın Wang'la mücadelesinde olduğu gibi Jaba'da gerçekten çok akıllı bir maç sergiledi. Köşedeki antrenörlerini gerçekten akıllı bir maç çıkardı. Zor bir rakibi vardı. İyi geçti, zor bir maçtı. Bünyamin'i de tebrik ediyoruz. Evet, 3. rounda geçiyoruz. Jaba ile Dujic'in mücadelesinde sevgili seyirciler. Evet, yine rakibinin üzerine doğru hamlelerini yapmaya devam ediyor Jaba Khositashvili. Bir sol direk geldi. Şimdi orada bir seri gelir mi diye baktım ama köşeden kurtulmayı başardı Dujic. Evet, şu anda bir iskivle rakibin sağ kroşesinden çıkıp iskivle sol kroşe vurmaya çalıştı ama boşa gitti. Evet, çok kritik bir round. Rakibi Jaba'ya göre elleri daha aşağıda kontrolsüz yumrukları savuruyor. Jaba'nın evet, çıkıp hemen anında çok seri bir şekilde rakibinden hemen sonra karşılık vermesi lazım. Evet, en az onun kadar seri zaten Jaba rakibi kadar. Ve atlamaması lazım. Çok atlıyor. Rakibin üstüne çok atlıyor Jaba. Atlamadan evet, rakibe... Beri onu yapıyor. Evet, yumruk mesafesinin içerisine çok giriyor. Yumruk rakibin içine girdiğin zaman yumruk vuramazsınız. Vuracağınız yeri göremezsiniz. Yumruk evet, mesafesinde yumrukları vurmak lazım. Jaba tam tersine rakibin üstüne atlıyor ve pozisyonunu bozuyor. Evet, iyi bir sağ. Sağ kroşe geldi. Evet, bir sağ daha direkt. Bir sağ kroşe daha geldi. Sağ kroşelerle etkili olmaya çalışıyor. Savuruyor sağ kroşeleri. Evet, tek yumruklarla. Orada tek yumruk vursa bile geriye çıkıp bir kombine en az üçlü beşli yumruk vurması lazım. Daha etkili olabilmesi için. Rakibi de yoruldu, kendisi de yoruldu. Dediğim gibi çok kontrollü başlamak lazım. Bu amatör müsabaka gibi değil. Buradaki sporcular hepsi amatör boks yapıyor ama 3 rounddan amatör müsabakalara çıkıyorlar. Sadece WSB sezonunda 5 roundlu mücadele ediyorlar 5 roundlu maçlarda. Ona göre kondisyonlarını çok iyi ayarlamaları lazım. 1. roundda yeterli. Güzel bir sağ kroşe geldi yine. Evet, son 1 dakika girdik 3. roundda. Jaba'dan kafası değmemesi lazım. Evet, hakem de uyarı. Uyarı geldi. Evet, bu yumrukları yememesi lazım. Kapalı, kafası lazım, yoruldu. Köşede resmen rakibi ellerini açtı, gel bana vur der gibi. Evet. Ellerini açtı, kapalı oynaması lazım. Dediğim gibi kontrollü başlamadı ilk round. 4. ve 5. round daha da yorulacağını tahmin ediyorum. Tam zamanında bitti 3. round.
kondisyonlarını, sporcuların çok iyi ayarlamaları lazım. Bu arada yine puanlar... Evet, Jaba. Jaba tarafından. Hakemden de 10 puan almış ve 3. roundda galip bitirdi. Çok büyük ihtimalle de bir ters bir knockout olmadığı sürece... Evet, rakibin artık çok ekstra iş yapması lazım. Evet, Jaba büyük ihtimalle maçı aldı. Evet ve durum 2-2-2-1 olacak, düzeltiyorum. Bünyamin Aydın, Zemin Bank'ı mağlup ederek durumu 1-1 yapmıştı. Jaba'da Dujic'i mağlup etmek üzere. Ayba'nın Dünya Boks Federasyonu Birliği'nin yani amatör sporculara WSB adı altında yapmış olduğu bir organizasyon. Tamamen amatör sporcular. Sadece amatör sporcular bu müsabakada müsabık bir şekilde maç yapabiliyorlar. Tamamen ülkelerinden sporcuların profesyonel boksa genç yaşta gidip yurt dışlarında ülkelerin sporcularını başka bir profesyonel bir organizasyona kaptırmaması adına Ayba'nın önemli bir organizasyonu bu senede ikincisi yapılıyor. Evet, 30 saniyeyi de geride bıraktık 4. roundda. Başladı artık. Evet, Jaba'dan güzel bir sol aparkat geldi. Rakibin derdinin içinden güzel bir sağ kreşi şimdi. Bu şekilde yumruk mesafesinin içine girmeden, rakip atlamadan zaten 3 roundu da kazandı. Maçı da puanla kazanmayı garantiledi. Kendini yormadan artık Jaba'nın sakin bir şekilde. Kapalı gardda distans mesafesini çok ayarlayıp kapalı gardda yani kapalı olması lazım. Sağ kroşe yedi bir tane Jaba. Evet, o açık dövüşmeyi tercih ediyor. Yatarak sağ kroşe. Rakibe kontra sağ kroşelerle, sol kroşelerle etkilemeye çalışıyor Jaba. Yine. Son bir dakika. Sollarla oynaması lazım. Artık maçı garantiledi. Biraz daha sakin. Evet, iyi bir sol. Sert değil de Jaba, kendini yormadan puan alıcı yumruklar vurması lazım. Zaten maçı garantiledi. Köşeden de o talimat gelmiştir zaten. Biliyordur 3 round önde olduğunu. Çok büyük ihtimalle yine 3 hakemde Jaba'ya tam puan vermiştir 10 puan. Yine bu roundu da önde kapattığını tahmin ediyorum. Evet, yine senin de ifade ettiğin gibi 3 hakemden de puanları almayı başardı Jaba. Ve son rounda, 5. rounda geçeceğiz sevgili seyirciler. Artık İstanbul Bosphorus Beijing Dragons karşısında durumu 2-1 yaptı diyebiliriz. Buradan alınacak 3 puan gerçekten çok önemli. Çin gibi güçlü bir rakibi yenmek. Sakiniz. Gerçekten önemli bir galibiyet olacak. İlk defa da bir 3 puan almış olacağız İstanbul Bosporus takımı olarak. Bundan önce 3-2'deki finalde 1 puan, toplamda 2 puan olduğunu bir kez daha belirtelim.
İstanbul Bosphorus'un ve 5. ve son rounda geçtik. Artık Jaba'nın sakin olması lazım, kapalı bir şekilde. Ve bir sağ direk. Evet, belden iskivleri bol yapması lazım. Rakibin içine çok giriyor. Onun içinde vurduğu yeri göremiyor. Hop! Kapalı bir şekilde ayakları da girip çıkması lazım hocam. Tek yumrukta etkili olmaya çalışıyor ilk round'dan beri. Sonra açık dövüşmeye devam ediyor. Rakibi de yoruldu. Kendisine göre zayıf bir rakibi. Daha iyi bir rakip de yani Jaba bu açıkta diğer maçlarında çok etkili olacağını sanmıyorum ben. Bir an önce kapalı distans mesafesinde rakibinin içine çok girmeden yumruk mesafesinde yumruklarını vurması lazım atlamadan. Evet, bir dakika geride kaldı son roundda. Çok yoruldu artık yumruk mesafesinde. Puan alıcı yumruklarla çok yumruk atması lazım artık. Maçı kazandı, garanti etti. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece Jaba büyük ihtimalle maçı kazanacaktır. Artık tabiri caizse şov yapması lazım. Belki biraz tribünlere oynamakta denebilir buna. Seyircileri hareketlendirmek için. Son bir dakikaya giriyoruz. Güzel sol kroşe geldi. Sol kroşe geldi. Sol kroşe geldi. Arkasındaki sağ kroşeyi de tam anlamıyla vuramadı. Neden? Dediğim gibi rakibi atlayarak vurduğu için mesafede vursa arkasındaki sağ kroşe de çok bir şekilde, çok net bir şekilde rakibe isabet edebilirdi. Boksörde yoruldular. Son 30 saniye girdik. Jaba ile ikinci galibiyetimizi alacağız inşallah. Maç da bitti. Ufak bir gerginlikte. Bundan sonra Bahram Muzaffer var. Bahram Muzaffer'den de bir galibiyet bekliyoruz. Bahram da gerçekten Türk milli takımının yetiştirdiği ender sporculardan, kaliteli sporculardan bir tanesi, ağır skletimiz. Bahram da Bahram Muzaffer de bu maçı aldı takdirde inşallah 3 puanı hanemize yazacağız. Evet. Birazdan kazanan ortaya çıkacak. Sürpriz beklemiyoruz kesinlikle. 5 round'da da çok üstündü. Jaba rakibi Matej Dujic karşısında 73 kilo mücadelesinde Dünya Boks Serisi 5. hafta İstanbul Bosphorus Ahmet Comert'te Beijing Dragons'u konuk ediyor. Ve 73 kiloda Jaba Khositashvili Dujic ile karşılaştı. Saygıdeğer seyircilerimiz, ve sonuç gecenin açıklanıyor. Middleweight altında hakemlerimiz, birinci hakem müsabakayı 50-45, ikinci hakem 50-45 ve üçüncü hakem 50-45 puanlarla. Evet. The winner by unanimous decision from the red corner, Istanbul Bosphorus. Evet, Jaba Khositashvili. Jaba. Tebrikler Jaba. Tebrik ediyoruz. 2-1 oldu durum. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.